Yes, thanks. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle misafirlerimize Türkiye'den geldikleri için çok yoğun programlarında, özellikle referandum öncesi bize katıldıkları için ve Washington'da bu sabah buraya gelip bizi dinlemekte olan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyoruz. Programından sonra şöyle ilerleyecek, 10'ar dakika sürelerle bir giriş konuşmaları sistem hakkında, sistemin gelişimiyle ilgili. Daha sonra benim bazı sorularım olacak ve bu sorulardan sonra da dinleyicilerimizin sorularını alacağız programın son bölümünde. İsterseniz Nebi Bey ile başlayalım. Buyurun. Herkese merhabalar. Teşekkür ediyorum Kılıç. Türkiye'de referanduma 17 günden az kaldı ve yoğun bir şekilde bugünlerde Türkiye'deki siyasal sistemin dönüşümü tartışılıyor. Ben konuşmamda özellikle üç konu üzerine odaklanacağım. Birincisi, Türkiye'de siyasal sistemin dönüşümüne niçin ihtiyaç duyulduğunu belirli başlıklar üzerinden, özellikle bu sistemin değişimine taraf olanlar ve karşı olanların da argümanları üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. İkincisi de tam da bu. English is on channel 6. Okay. He's taking Leslie. Konuşmamın ikinci kısmında da tam da Türkiye'de siyasal sistemin dönüşümüne niçin ihtiyaç duyulduğu argümanları üzerinde acaba Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin uzlaşması üzerinden meclisten geçen ve 16 Nisan'da referanduma sunulacak olan bu yeni anayasa değişikliklerinin Türkiye'deki mevcut siyasal sistem krizine çözüm olup olmayacağını tartışmaya çalışacağım. Öncelikle mesele şu, Türkiye'de siyasal sistemin dönüşümü tartışmaları sadece Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde değil ya da sadece Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde değil, 40 yıldan bu yana Türkiye'de siyasal sistemin dönüşümü tartışılıyor. Peki, Türkiye'deki parlamenter sistem geleneği içerisinden baktığımızda niçin acaba 40 yıldan bu yana Türkiye'de özellikle iktidara gelmiş olan partiler, burada dikkat çekmesi gereken husus şu, genellikle iktidara gelen partiler siyasal sistemin dönüşümünü savunduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin 140 yıllık siyasal geleneğine baktığımız zaman, parlamenter geleneğine baktığımız zaman bunun demokratik bir çerçeveye kavuşması 1950'den itibaren. Ama maalesef 1950'den itibaren Türk tipi parlamenterizm ya da vesayetçi parlamenter sistem diyebileceğimiz bir çerçevede Türkiye'deki siyasal sistemin var olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü 1950 ve 60 arası bir demokrasiye geçiş ve demokratikleşme döneminin ardından maalesef Türkiye'de 6 kez darbe ya da darbe girişiminin, yani askeri junta girişiminin olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu darbelerden 4 tanesi başarılı, 2 tanesi ise başarısız. Başarısız olanlara baktığımız zaman da daha çok siyasal sistemde halkın büyük desteğine sahip olan siyasal partiler ve güçlü liderlik dönemlerinde bu askeri darbelerle yüzleşilebildiğini söylememiz gerekiyor. O zaman Türkiye'de siyasal sistemin dönüşümüne ihtiyaç duyulmasının birinci başlığı şu, Türkiye'deki özellikle vesayetçi parlamenterizmin sorunlarını, krizlerini ve çatışma alanlarını aşmaya yönelik bir çabanın ürünü aslında. Ne demek istiyorum? Vesayetçi parlamenterizmde 1960, 1971, 1980, 1997, 2007 ve en son 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'de askeri darbelerin ya da darbe girişimlerinin gerçekleştirildiğini biliyoruz. Tam da bu darbeler üzerinden Türkiye'de maalesef özellikle demokratik sistemin derinleşmesi ve kurumsallaşmasının engellendiğini söylememiz gerekiyor.
buradaki kurumsallaşma ve derinleşme probleminin ana unsurlarından, sebeplerinden birisi şu, özellikle askeri cuntaların her 10 yılda bir askeri darbe yapmasından dolayı siyasal partiler parçalandı. Siyasal sistem içerisinde özellikle siyasal kültür demokratik bir çerçeveyi oluşturamadı, kurumsallaştıramadı ve siyasal partilerin parçalanması, güçsüz hükümetlerin ortaya çıkmasıyla birlikte maalesef koalisyon dönemlerinde hem Türkiye demokratik olarak kazanımlarını geri gitti hem de ekonomik olarak gelişmesi zayıfladı. Ve bu alanlarda önemli krizler oluştu. Örneğin Türkiye'nin özellikle demokratik dönemi açısından baktığımız zaman 1923 Cumhuriyeti kurulmasından itibaren bugün için 93 yıllık dönemde 65 farklı hükümetin kurulduğunu söylememiz gerekiyor. Bu 65 farklı hükümetin de ortalama iktidarda kalma sürelerine baktığımız zaman 16 aylık bir ortalama karşımıza çıkıyor. Örneğin yine askeri darbelerin yoğun olarak yaşandığı 60, 70 ve 90'lı yıllara baktığımızda 1970'ten 1980 askeri darbesine kadar 10 farklı hükümetin kurulduğunu ve bu 10 farklı hükümetin kurulma süreçlerine baktığımız zaman da bunun 120 günü aşan hükümet krizleri ve hükümet kurulamama sorunlarını görmemiz gerekiyor. Ya da 1990-2000'lere baktığımız zaman aynı şekilde 8'e yakın hükümetin bu dönemde kurulduğunu söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'deki askeri vesayet sistemi ve koalisyon dönemleri sürekli birbirini besleyerek krizlerin derinleşmesinde ve toplumun seçtiği aktörlerin siyasal sistem üzerinde etkinliğinin zayıflamasında önemli bir unsur olduğunu görmemiz gerekiyor. İşte tam da bunun üzerinden Türkiye'de 1970'lerden itibaren önemli siyasal aktörler siyasal sistemin dönüşmesi gerektiğine yönelik olarak tartışmayı başlatıyorlar. Ne zaman başlatıyorlar? 1970'lerde bu az önce söylediğim sürekli koalisyon dönemlerindeki yönetilebilirlik krizini aşmak için. Ve tam da buna bağlı olarak aslında bu krizleri derinleştiren unsurlarından bazılarına baktığımız zaman örneğin cumhurbaşkanlarının seçilmesi süreçleri. Çünkü Türkiye siyasal hayatında özellikle 1960'tan sonra cumhurbaşkanlarının seçilmesi ve siyasal sistem üzerindeki misyonuna baktığınız zaman daha çok ideolojik örtüşme üzerinden vesayetçi sistemin temel unsurlarını koruyucu bir mekanizma ile seçildiğini söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla tam da bunun üzerinden cumhurbaşkanlarının seçilmesinde çeşitli krizler yaratılarak genellikle ya junta liderlerinden ya da emekli askerler içinden cumhurbaşkanlarının seçildiğini biliyoruz. Ve tam da bu seçilme süreçleriyle ilgili baktığımız zaman örneğin daha çok toplum içerisinden gelebilecek adayların seçilmesinde, parlamentonun içerisinde suni krizlerin oluşturulduğunu da söylememiz gerekiyor. Mesela 1980 askeri darbesine gidilen süreçte mecliste 115 kez cumhurbaşkanı seçilmesi oylaması yapılmasına rağmen cumhurbaşkanlığı seçilemediğini ve bunun ardından da askeri darbenin geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla da özellikle 1980'den itibaren siyasal sistemin dönüşümü tartışmasının ana çerçevesi cumhurbaşkanını halkın seçmesi üzerinden tartışılmıştır. Yani şu, özellikle sistemdeki önemli bir kriz olan cumhurbaşkanlarının mecliste seçilmesi kriz olduğu için bunun halk tarafından seçilerek halkın seçtiği cumhurbaşkanlarının da sistemde kriz olmayacağına yönelik bir beklenti üzerinde bu tartışmanın yürütüldüğünü söylememiz gerekiyor. Tam da bu krizlerden en önemlisi de şu, 2007 yılında mecliste daha önceki uygulamaların tam tersi olarak meclisin toplanma yeter sayısının 367 sayısına tekabül etmesi gerektiği, eğer mecliste 367 milletvekili girmediğinde cumhurbaşkanının seçilemeyeceğine yönelik olarak yeni bir durum icat edildi ve tam da Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden gelen
bir aktörün Sayın Abdullah Gül'ün seçilmesine yönelik olarak bir engellemenin ortaya çıkarıldığını ve bu engellemenin de Anayasa Mahkemesi tarafından bir kararla ortaya konulduğunu ve Sayın Abdullah Gül'ün seçtirilmediğini biliyoruz. Tam da bu krizin ardından Türkiye'de sistemin tıkanmasıyla birlikte de yeni bir süreç başladı ve başlayan bu süreçle birlikte de Cumhurbaşkanlarını artık 2007 yılından itibaren referandumla kabul edilen bir anayasa değişikliğiyle halkın seçmesi dönemine geçildi. İşte siyasal sistem içerisinde, parlamenter sistem içerisinde önemli kriz alanlarından birisi de bu dönemden sonra başladı. Çünkü sistemde özellikle 1982 anayasasıyla birlikte Cumhurbaşkanlarının yetkileri çok geniş tutulmuş. Bir başkanlı siyasal sistemde bir devlet başkanının yetkileri nasılsa aslında 1982'deki Junta Anayasası da Cumhurbaşkanlarına çok geniş yetkiler tanımıştır. Ve 2007 yılından itibaren Cumhurbaşkanı halkın seçmesiyle birlikte aynı zamanda seçimle gelen bir hükümetin de görev başında olduğu düşünüldüğünde sistemde çift başlı bir yapının kriz üretmeye meyilli bir hale geldiğini söylememiz gerekiyor. 2014 yılında bugünkü Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın seçilmesinden itibaren de özellikle bugün için hem parlamentonun hem de Sayın Erdoğan'ın içinden geldiği siyasal geleneğin aynı olmasından dolayı derin bir kriz yaşanmasa da Sayın Erdoğan'dan sonra Türkiye siyasal sisteminde bir krizin yaşanacağı ihtimali üzerinden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik olarak yani parlamenter sistemde başkanlı bir siyasal sisteme geçiş tartışmalarının yapıldığını ve sonun bu tartışmaların ardından da Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin uzlaşması üzerinden bir anayasal çerçeve oluşturduğunu söylememiz gerekiyor. Belki son iki dakika herhalde bu siyasal sistem krizinde en önemli hususlardan birisi de özellikle bu vesayetçi parlamenterizmin ortaya çıkarmış olduğu siyasal sistemin parçalanması üzerinden çerçevesi tanımlanmış belirli siyasal partilerin sadece sistemde faaliyet göstermesine izin verilmesi meselesi. Bu ne demek? Bu şu aslında. Özellikle 1961 Anayasası'ndan itibaren baktığımızda Anayasa Mahkemelerinin 25'ten fazla siyasal partiyi kapattığını biliyoruz. Yine askeri junta dönemlerinde hem meclislerin kapatıldığını hem de demokratik sistem içerisinde işleyen bütün siyasal partilerin faaliyetlerinin sonlandırıldığını söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla tüm bu hususlar üzerinden yani sistemdeki askeri vesayetin tamamen sonlandırılması, sistemde bugün için var olan çift başlılık probleminin engellenmesi ve koalisyon hükümetleri dönemlerinde ortaya çıkan siyasal istikrarsızlıkların önlenmesine yönelik olarak tartışmaların sonucunda Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik olarak bir geçiş süreci başlatılmıştır. Belki konuşmamın ikinci kısmında da parlamenter bir sistem içerisinde acaba bu krizlere çözüm bulunabilir miydi? Niçin başkanlı bir siyasal sisteme geçirmeye çalışıldığını çerçevelendirmeye çalışabilirim. Teşekkür ediyoruz. Hocam. Çok teşekkür ediyorum ve tüm katılımcılara saygıyla selamlıyorum. Az önce de Nebi Bey'in ifade ettiği gibi Türkiye'de uygulanan hükümet sistemi esasen parlamenter sistem olmaktan çok uzak. Türkiye'deki yürürlükteki anayasa 12 Eylül darbesinden sonra darbecilerin millete layık gördüğü, darbecilerin ülke için hazırlamış olduğu bir anayasadır. AK Parti kurulduğu günden beri, 2001'den beri reformcu kimliğiyle daima demokratik alanın genişletilmesi, daima seçmenlerin iradesi üzerinde bir yönetim sisteminin kurulması konusunda hep gayret göstermiştir, demokratik atılımlar yapmıştır. AK Parti kurucusu Sayın Recep Tayyip Erdoğan siyasetteki genel duruşu, bütün demokratik yaklaşım anlayışı da daima milletin söz sahibi olması, sandıktan çıkan iradenin ülkeye yönetmesi. Ama şu anki Türkiye'de uygulanan hükümet sisteminde
yürütmenin kontrolünde bir yasama vardır. Bir kuvvetler ayrılığı söz konusu değil. 276 milletvekilini eğer elde bulundurursanız, ister koalisyon, isterse tek başına olsun, yasama, meclisin itibarı, meclisin iradesi, o hükümetin elinde olan bir sistem var. Şu anda mevcut sistemde, Türkiye'de uygulanan sistemde bir kuvvetler ayrılığından bahsetmek imkansız. 12 Eylül darbecilerin, Türkiye'de şu anda anayasa yapan darbecilerin ortaya koymuş oldukları genel yaklaşım şöyleydi. Millet, meclisten çıkan bir başbakan, iki başlı yürütme var, bir başbakan, bir de cumhurbaşkanı. Darbeci askerlerin başı, cumhurbaşkanı olarak referandumdan sonra Türkiye'nin başına geçti. Ve vesayeti parlamenter sistemde 12 Eylül darbesinden sonra kuruldu. Yaklaşım şöyleydi, cumhurbaşkanı çok geniş yetkileri var, alabildiğine geniş, ancak bu yetkilere rağmen sorumlu değildi. Şu anki anayasada cumhurbaşkanı hangi suçu işlerse işlesin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sadece vatana ihanet suçundan dolayı sorumlu, onu da 1991'de Türkiye'de Türk Ceza Kanunu değişti, vatana ihanet suçu olmaktan çıktı. Şu anda mevcut cumhurbaşkanı ne suç işlerse işlesin bir sorumluluğu söz konusu değil. Ancak 2007'de, az önce de ifade edildi tarihi gelişimi, Türkiye'de bir cumhurbaşkanı seçimi vardı ve bu cumhurbaşkanı seçimi Anayasa Mahkemesi kararıyla ve ana muhalefetin yaklaşımıyla engellendi. 367 milletvekilinin seçime katılması gerekçesiyle, ki o ana kadar öyle bir usul yoktu, anayasada böyle bir düzenleme olmamasına rağmen. İki yaklaşım ortaya çıktı. Türkiye'de AK Parti'nin öncülük yaptığı reformcu anlayış, Türkiye'de Cumhurbaşkanı halkın seçmesi yönünde bir kampanya yaptı, anayasa teklifini sundu. Karşı anlayış, bugün bu anayasa değişikliğine de karşı çıkan statükocu anlayış, Türkiye'de Cumhurbaşkanı, devlet başkanını halkın seçmesinin değil de parlamentonun seçmesini sağlar. Ama referandum sonucunda %70 Türk milleti Cumhurbaşkanı halk seçsin diye bir karar verdi. Şimdi halkın seçmiş olduğu bir cumhurbaşkanının da gelmesine rağmen bu cumhurbaşkanının bir sorumluluğun bulunmaması sistem içerisinde çok büyük krizlere neden olmaya müsait. Bu krizlerin ortadan kalkması için bir sistemin netleşmesi lazım. Bilindiği üzere cumhurbaşkanı eğer parlamento değil de eğer halk seçiyorsa orada klasik parlamenter sistemden bahsetmek mümkün değil. En azından Fransa gibi yarı başkanlığa evrilen bir sistem var. Bu değişikliğin gündeme gelmesinin ana sebeplerinden birisi, halkın seçmiş olduğu bir cumhurbaşkanı var ama hiçbir şekilde hukuki cezai sorumluluğu yok. Bu sorumluluğun olmaması, halkın denetlemesi, çeken bağlantısı yapamaması konusunda çok büyük bir eksiklik söz konusuydu. Bu değişiklikte cumhurbaşkanı, halkın seçtiği cumhurbaşkanı sorumlu bir hale getiriyoruz. Bir diğer konuda iki başlığı ortadan kaldırarak yine halkın seçtiği kişinin ülkeyi yönetmesine yönelik bir düzenleme, bir reform söz konusu. AK Parti kurulduğu günden beri reformlara öncülük yapan bir parti dedik. İşte bu reformların son halkası da 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişiklik paketidir, reformudur. Bunun da Türkiye demokrasi için çok önemli bir sıçrama noktası olduğunu söylemek mümkün. Biz anayasa değişikliğini Milliyetçi Hareket Partisi ile mecliste uzlaşarak yaptık ama Türkiye'deki sistemde, uygulanan sistemde milletin esas söz sahibi olmasına yönelik herkesin ortak bir arzusu vardı. Biz CHP ile, ana muhalefet partisi ile de bir araya geldiğimiz anayasa değişikliği çalışmalarında yaklaşık 7 maddede uzlaştık. Bu 7 maddede bu anayasa değişikliğin içerisinde 18 madde şu anda oylanacak 16 Nisan'da. Onunla ilgili kısaca bilgi vermek lazım. 15 maddesi çerçeve madde, hükümlerle ilgili ama bir maddesi geçici madde, bir maddesi ibareler değişikliğine ilişkin madde, bir maddesi yürürlük maddesi. Yargıya ilişkin düzenlenen hususlar var. Onlar da yargının tarafsızlığına ilişkin bir madde getirilmekte. Yine Hakimler Savcılar Kurulu'nun şu anda hakimler, savcılar bürokrasisini seçmiş olduğu üyeler yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani yasama organının seçmesine ilişkin bir düzenleme söz konusu. Yine demokratikleşme adına çok önemli bir husus olan, sivilleşme adına önemli bir husus olan bir diğer konu da askeri mahkemelerin, askeri yargın varlığına son verilmesiyle ilişkin düzenlemedir. Yani yargı organları hem meclis ve cumhurbaşkanının meşruiyetiyle, temsiliyle seçilen organ haline geliyor.
ve Anayasa Mahkemesi'nde de iki üye askeri yargı, askeri yargıtaydan gelen iki üyenin de varlığına son veriliyor. Yani demokratikleşen, sivilleşen bir hüküm söz konusu. Getirilen düzenleme, az önce de söylediğim gibi kuvvetler birliği var şu anki uygulamada. Eğer bir parti 276 milletvekiline sahipse hiçbir şekilde meclis denetimini şu anki sistem sağlayamıyor. Yüzlerce gen soru olmasına rağmen hükümet 276 milletvekiliyle bu denetim yolunu kapatabiliyor. Ama şu anki getirilen sistemde meclis yasama görevini ayrı yürütmeden bağımsız bir şekilde yapacak. Yürütme çıkan kanunları uygulayacak, yargı da bağımsız ve tarafsız olarak Cumhurbaşkanı'nı ve meclisi denetleyecek. Şu anki uygulamada, mevcut sistemdeki uygulamada çıkan kanunların neredeyse %100'ü hükümetten gelen tasarı şeklinde. Milletvekillerinin hiçbirinin vermiş olduğu bir kanun teklifi şu anki parlamentoda kanunlaşamıyor. Çünkü yürütmenin güdümünde bir meclis var. Meclis şu anki sistemde çok etkisiz durumda. Ama getirilen değişiklikteki maddelerden birisi hükümete yani Cumhurbaşkanı'na kanun teklif etmeyi yasaklayan bir maddedir. Şu anda mevcutta bunu imkan getiriyor, tanıyor ama 16 Nisan'daki referandumda hükümetin kanun teklifini engelliyoruz. Sadece milletvekilleri kanun teklifi verebilecek. Cumhurbaşkanı da sadece çıkan kanunları uygulayacak. Şu anda milletvekilleri aynı zamanda bakan ama getirilen sistemde milletvekillerinin bakan olması, parlamento çalışmalarına katılmaları da engellenmekte. Bu anlamda da yargı, yasama, yürütme her üç kuvvet kendi fonksiyonlarını kendileri icra edecek ve üç kuvvetin dayanağı da meşruiyeti de doğrudan halka dayanacak. Asla Cumhurbaşkanı'nın yasama üzerinde bir tasarrufu bulunamamakta. Yasama üzerinde herhangi bir yasama faaliyetinde bulunamamakta, kanun teklifi dahi edememekte, parlamento çalışmalarına katılamamakta. Yasama, milletvekilleri özgür iradeleriyle kanun teklifi yapacak ve hükümeti denetleyecek. Hükümeti denetleme yollarında kısaca birkaç dakika içinde hemen ona değinmekte fayda görüyorum. Şu anda hükümeti denetleme anlamında milletvekillerinin herhangi bir fonksiyon olarak bir imkanları bulunmamakta. Çünkü hükümet ve onun içinden çıkan bakanlar milletvekilleri fiili olarak denetim imkansız. Getirilen 16 Nisan'daki değişiklikte parlamentonun denetim yetkileri şunlar. Bir, kanun yoluyla Cumhurbaşkanı denetleyebiliyor. Yani kararnameler çıkaran Cumhurbaşkanı'nın kararnamelerini çıkardığı kanunla ortadan kaldırabiliyor. Bu yönüyle bir denetim imkanı var. Yine Cumhurbaşkanı'nın çıkarmış olduğu kararnameleri Anayasa Mahkemesi'ne iptali için müracaat etme imkanı getiriliyor. Bir diğer husus, meclis araştırması yoluyla denetliyor, genel görüşme yoluyla denetliyor, meclis soruşturması yoluyla denetliyor, bir de yazılı soruyla denetleme imkanı var meclis. Şu anki anayasada sözlü soru vardı ama yazılı soru olmasının temel amacı parlamento çalışmalarına bakanlar katılmıyor. Bu nedenle yazılı soruyla yine meclisin denetlendiği, çok güçlü bir denetim imkanı olduğu bir yapı söz konusu. Bir diğer husus, bütçeyi Cumhurbaşkanı hazırlıyor. Sadece bütçe kanunu teklif edebiliyor parlamentoya ama bunun yürürlüğe girmesi parlamentonun onayına bağlı. Burada böyle bir parlamentoya bir güç ve yetki var. Olağanüstü hal yönetimine ilişkin de mevcut anayasada yine yürütme olağanüstü hali ilan ediyor, meclise sevk ediliyor. Ancak mevcut anayasada ibare olarak çıkartılan olağanüstü hal kararı ya da OHAL kararnameleri meclise hemen sunulur diye bir ibare var. Ancak aradan 20 yıl, 30 yıl geçmesine rağmen meclise hala sunulmamış yürütmeye ilişkin kararnameler var şu anki uygulamada. 16 Nisan'daki değişiklik getirilen pakette şöyle bir ibare kullandım AK Parti ve MHP olarak. OHAL kararı ve OHAL kararnameleri aynı gün meclise sevk edilmek zorundadır. Aynı gün deyince 20 yıl, 30 yıl meclise sunulmamış kararnameler bir OHAL kararı verilecekse, olağanüstü hal kararı verilecekse derhal meclisin onayına sunulacak. Hemen ve aynı gün sunulacak. Bu konuda da Cumhurbaşkanı keyfi olarak olağanüstü hal ilan etmesi veyahut da olağanüstü hali uzatmasına yönelik herhangi bir yetkisi bulunmamakta bu konudaki talebi aynı gün meclise sevk edecek. Eğer meclis uygun görürse bu konuda bir süreyi uzatacak ya da olağanüstü hali kaldırabilecek. Burada özellikle ana muhalefetin itiraz ettiği gen soru, güven oyu müessesesinin kaldırılmasına yönelik bir eleştirileri söz konusu ama
Burada parlamenter sistemle Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin arasındaki farktan kaynaklı olarak bu müesseslere yer verilmemektedir. Çünkü Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde yürütme, yasamanın güven oyuna ihtiyaç duymaksızın istikrarlı bir şekilde seçmenin iradesiyle kurulur, seçmenin iradesiyle varlığına son verir. Bu sistemin doğal gereği sonucu genç soru ve güven oyu 5 yılda bir yapılan seçimlerde millet tarafından, halk tarafından verilmektedir. Dolayısıyla bu hususta yürütme ve yasamanın kesin ve net olarak sınırlarının çizildiği, belirlendiği ve ayrı bir şekilde oluşturulduğu bir sistemden bahsediyoruz. Sorumlulukla ilgili de şu anda Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu hiçbir işleme karşı yargı yoluna başvurulamıyor. Anayasada, mevcut anayasada hiçbir hukuki sorumluluk yok. Hangi işlemi, hangi kararnameyi, hangi imzayı atarsa alsın dava yoluna başvurulamıyor. Ama 16 Nisan Anayasa Reform Paketi'nde bu cümleyi kaldırdık AK Parti olarak ve Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bütün işlemler yine yargı denetimine tabi. Keza demokratikleşme adına çok önemli bir reform da olağanüstü halde askeri yönetimin devreye girdiği sıkı yönetim uygulamasına son verilmesine ilişkin düzenlemedir. Sıkı yönetimi de bu değişiklikle kaldırıyoruz. Şimdi burada cezai olarak sorumluluk yok demiştik mevcut anayasada. Peki bizim değişiklik reform paketimize ne getirdik? Cumhurbaşkanı herhangi bir suçtan dolayı eğer bir suç işlerse sorumlu olabiliyor. Mevcut düzenlemede nasıl? Mevcut düzenlemede sadece vatana ihanetten Cumhurbaşkanı sorumlu. Bizim getirmiş olduğumuz teklifte, bugün referandumda oylanacak teklifte ise Cumhurbaşkanı her suçtan sorumlu. Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı'nı %75 oranında milletvekilleri yargılayabilirken getirmiş olduğumuz değişiklikte bu oranı daha da azalttık, meclisle yine genişlettik. %66 milletvekilinin kabulüyle, onayıyla, oyuyla Cumhurbaşkanı'nın yargılama imkanı biraz getiriyoruz. Biraz yavaş ters oldu. Şimdi burada bir demokratik reform anlamında bir 16 Nisan'da bir değişiklik paketi yapıldı. Bu sürece gelişte temel yaklaşım, Türkiye'de darbeci bir anayasa ve vesayetçi bir parlamenter sistem söz konusu. Bunun sona erdirilmesine yönelik AK Parti kurulduğu günden beri seçmenlere bir vaatte bulundu. Yeni ve sivil bir anayasa yapma vaadi. Ama buna sayısal imkanı yeterli olmadı. Bu husus gündeme gelmedi. Özellikle 15 Temmuz Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi neticesinde Türkiye'de devletin içerisindeki illegal yapılanmalara karşı, bürokratik vesayete karşı bir demokratik atılıma ihtiyaç olduğu kamuoyunda çok ciddi bir şekilde gündeme geldi. Ve Milliyetçi Hareket Partisi ile bugün bu uzlaşı sağlandı ve halkın önüne bu paket gitti. O günlerde biz çağrı olarak ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım bir çağrıda bulunduk. Bu çağrı neydi? Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bir teklifte bulunarak siz de kendi teklifinizi getirin. Siz parlamenter sistem olarak teklifiniz nasılsa biz sizin teklifinize mecliste destek verelim. Biz kabul edelim. Yani biz AK Parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin getirmiş olduğu teklifi kabul edecektik. Ve bizim teklifi de Cumhurbaşkanı hükümet sistemini de getirecektik. Her iki teklif meclisten kabul edilecek ve milletin önüne gelecektir. Biz bunu çok açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde yaptık. Ve o günlerde yine yapmış olduğumuz açıklamada meclisten 330 milletvekili oyuyla referanduma gitmek zorunda mevcut anayasaya göre. Eğer 367 ve üzeri çıkarsa referanduma gitmeye gerek olmaksızın bu kanunlaşıyor anayasa. Ve biz AK Parti olarak dedik ki 367'nin üzerinde bile olsa biz bunu millete götüreceğiz. Çünkü bir hükümet sistemi değişikliği ve bunun kararını millet verecek. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapmış olduğumuz çağrıya rağmen Cumhuriyet Halk Partisi bu çağrıya olumlu cevap vermedi. Yani biz isterdik AK Parti olarak Türkiye'nin yönetim sistemine ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir görüşü oylansın. Onun görüşü de kamuoyuyla paylaşılsın. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımı 2007 referandumunda ve sonrasında Cumhurbaşkanı'nı halk seçmesin, parlamento seçsin şeklinde bir yaklaşım. Burada AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrıştığı ana noktalardan birisi bu.
Esasen bu reformcu pakete karşı çıkanların temel yaklaşımının bugün yürürlükte olan darbeci vesayetçi yaklaşımın yanında statükocu bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Yani değişime direnen bir anlayış AK Parti'nin bu reformcu paketine karşı çıkıyor. Belki vaktimiz olursa daha geniş görüşeceğiz, konuşacağız. Esas olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin AK Parti'nin getirmiş olduğu teklifin ana nirengi noktası kuvvetler ayrılığını getirmesi, kuvvetler ayrılığının keskin bir şekilde belli olması, yargının herhangi bir grup, herhangi bir cemaat ve parti tarafından değil de Türk milletinin temsilcileri olan meclisin meşruiyetiyle temsil edilmesine yönelik çok güçlü, demokratik bir duruşu söz konusu. Onu da yine vaktim varsa iki cümleyle. Tamam. Bir iki cümleyle de şunu ifade etmek lazım. AK Parti esasen 15 yıldır tek başına hükümette, iş başında ülkeyi yönetiyor. Ama burada AK Parti'nin temel yaklaşımı kişiler üzerinden değil de anayasa değişikliğinin sistem üzerinden konuşulması yönünde bir yaklaşımı söz konusu. Şu anda bakıldığında Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu olmayan bir anayasal koruma sahibi. Eğer demokratik bir yaklaşım içerisinde olunmasa bu anayasa değişikliği gündeme gelmez. Ama buradaki temel yaklaşım demokrasinin ana ilkeleri olan meşruiyetin halka dayanması, seçmen iradesine dayanması ve yöneticilerin seçmen tarafından denetlenmesi. AK Parti'nin buradaki yaklaşımı, Cumhurbaşkanı halk seçiyorsa sorumlu olsun, halk denetlesin yaklaşımıdır. Bu nedenle de yetkinin, kuvvetlerin de ayrılığını sağlayan demokratik bir reformu oynayacağız. Bu sistem uzlaşmayı getirecek, Türkiye'deki toplumun birçok kesiminin barışını ve konsensüsünü sağlayacak bir sistemdir. Temel gerekçesi de Cumhurbaşkanı seçilen kişinin %50+1 oy alma zorunluluğudur. Bu tartışmalar yapılırken en çok oy alan seçilsin yönünde de bir takım öneriler olmasına rağmen AK Parti ilk turda olmasa bile ikinci turda da %50+1 oy alan kişinin Cumhurbaşkanı olmasını pakete koymuştur. Hatta tek aday kalsa da ikinci turda referandumda %50'nin üzerinde oy almazsa Cumhurbaşkanı seçimlerini baştan yenileme yönünde pakete bir hüküm koymuştur. Bu anlamda şeffaf, halk meşruiyetini ve katılımını sağlayan demokratik bir reform 16 Nisan'da oylayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi dinleyicilerden sorular almadan önce benim bir iki sorum olacak. Öncelikle Nebi Bey bitirirken parlamenter sistemin çözüm üretememesi üzerinde durdu. Şimdi bu sistem değişikliği gerçekten gerekli miydi? Mevcut bahsettiğiniz sorunlar sistem içi bazı çözümlerle sonuçlandırılamaz mıydı? Aslında mesele şu, Türkiye'de hem 1961 Anayasası hem 1980'den sonra askeri darbe sonrası ortaya çıkan 82 Anayasası içerisinde siyasal sistem içerisindeki yönetilebilirlik sorununu aşmaya dönük olarak aslında sistem içi birçok farklı düzenlemeye gidildi. Bu düzenlemelerin içeriğine baktığımız zaman siyasal krizleri önlemek ve siyasetin merkezinin güçlü olmasını ve siyasal partiler içerisindeki dağınıklığı ve siyasal partilerin bölünmesinin de engelleyerek sisteme bir istikrar kazandırma yönünde örneğin sürekli seçim kanunları değiştirildi. Bu anlamda 8 farklı seçim kanunu değiştirildiğini söylememiz gerekiyor. Bu seçim kanunları değiştirilirken aslında temel motivasyonlardan birisi şuydu. 1970-80 arasındaki hükümet krizleri olduğunu göz önünde bulunduran aktörler bundan sonraki süreçlerde acaba tekrar benzer bir koalisyon dönemlerini, siyasal istikrarsızlık dönemlerini hangi seçim sistemiyle aşabiliriz tartıştılar ve bunun üzerinden ilk olarak bu seçim kanunlarıyla birlikte parlamenter sisteme bir rasyonelleştirme ya da parlamenter sistemin en azından krizlerini aşmayı denediler. Birinci mesele bu. İkinci mesele, özellikle Türkiye'de bu siyasal sistem meselesi daha çok Cumhurbaşkanlığı seçimleri krizleri üzerinden tartışıldığı için burada
1970'lerin ikinci yarısından itibaren sürekli olarak cumhurbaşkanlarının halk tarafından seçilmesi gündeme geldi. Ve 70'lerden 2007'lere hatta işte 2014 fiili olarak seçilmesine kadar geçen süre aslında Türkiye'deki özellikle demokratik blokta yer alan siyasal partilerin Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesini savunmaları bir demokrasi mücadelesiydi bu anlamda. Yani parlamenter sistem içerisinde bir demokrasi mücadelesiydi. Örneğin 1980 darbesine giden süreçte az önce de söylediğim 115 kez Cumhurbaşkanı'nın seçilememesinin ardından 82 anayasasını yapmaya giden süreçte çok farklı anayasa komisyonları toplandı. Ve o komisyonların sistem içerisindeki rasyonelleştirme önerilerine baktığınız zaman Cumhurbaşkanlarının halkın seçmesi önemli bir yer tutar. Ama maalesef özellikle Türkiye'de Cumhurbaşkanlarına biçilen ideolojik yaklaşım ve bunun bir sistemin garantörü olarak düşünülmesi, eğer halk tarafından Cumhurbaşkanı seçilirse buradaki ortaklaşma ya da sistem üzerinde etkin olan elit gruplarının vesayetçi blokların etkinliğinin azalacağı endişesiyle bu Cumhurbaşkanlarının halkın seçmesi sürekli ertelendi. Örneğin bunun için 1983'ten itibaren iktidara gelen ve güçlü bir şekilde iktidara gelen Anavatan Partisi ve Turgut Özal yoğun bir şekilde bu meseleyi gündemde tuttu. Ve bunu tartışırken de aynı zamanda ikili bir tartışma yürüttü. Ya Cumhurbaşkanlarının halkın seçmesi, doğrudan halkın seçmesi ya da sistemin tamamen dönüştürülerek başkanlı bir siyasal sisteme geçilmesi. Çünkü başkanlı bir siyasal sisteme geçildiği zaman bu sistem içerisindeki tartışma da kendiliğinden çözülecektir. Özal bu meseleyi tartışırken muhalefet partileri meseleyi daha çok kişiselleştirerek tartıştıkları için Özal'ın yönetimi üzerinden ya da bu meselenin dönüşmesini daha çok Özal kendi iktidarını devam ettirmek için istediğine yönelik karşı argümanlar o dönemde çözüm bulmaya yönelik yaklaşımları engelledi. Ve o dönemde Özal'a en çok çıkan ana muhalefet partisi lideri Demir'e daha sonradan kendisi Cumhurbaşkanı olacaktır ve 1997'de Cumhurbaşkanlığının 4. yılında şunu söyleyecektir. Ben 4 yıldır Cumhurbaşkanıyım, 6 farklı hükümeti onaylamak zorunda kaldım. Dolayısıyla bu sistemi bu şekilde işletemiyoruz. Ve bu sistemi bu şekilde işletemediğimiz için dönüşümü yapmak zorundayız. Yani parlamenter sistem içerisinde tüm çözüm önerilerimiz bu anlamda boşa gidiyor diye açıklamaları var. Daha genel bir taraftan baktığımızda daha önceki anayasaları bir tarafa bırakırsak 82 anayasası bugüne kadar 18 büyük değişiklik geçirdi. Ve bu 18 büyük değişikliğin içeriğinde 108 maddesini bunun yani mevcut yürürlükte olan anayasanın 108 maddesinin değiştirildi. Ama tüm bunların ötesinde 2007 yılında bir sistemin özellikle muhalefet tarafından tıkanması ve o dönemde özellikle vesayet mekanizmalarının güçlü olması, örneğin Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi sırasında mecliste oylama yapıldığı günün gecesi Genelkurmay Başkanı sivil iktidara karşı bir bildiri yayınlayarak burada Cumhurbaşkanı'nın seçilmesine yönelik süreci sabote ettiğini ve bunun bir muhtıra olduğunu söylememiz gerekiyor. Tam da bu çıkmaz üzerinden çözüm olarak Cumhurbaşkanlarının seçiminin halka götürülmesi ve halkın bunun referandumda %68 oyla bunu kabul etmesi bir demokratik sistem açısından bir demokratik kazanımdır. Dolayısıyla bu demokratik kazanım 2014 yılında bugünkü mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın seçilmesi üzerinden bugün için devam ediyor. Yani seçilmiş bir Cumhurbaşkanı var. Şu parlamenter sistem içerisinde tüm değişim çabalarına rağmen, tüm anayasal değişikliklere rağmen, rasyonelleştirme çabalarına rağmen çözüm bir türlü üretilemedi. İkincisi olarak da
1970 yıllardan itibaren Cumhurbaşkanı halkın seçmesi en son halkın onayıyla, %60 onayıyla kabul edildiği için bu demokratik bir en azından kazanım olarak görülüyor. Bu iki hususu birlikte değerlendirdiğimizde tekrar Cumhurbaşkanlığı sistem üzerindeki parlamenter sistemlerde Cumhurbaşkanları daha çok sembolik yetkilere sahiptir. Türkiye sisteminde sembolizmin ötesinde çok geniş yetkilere sahip olduğu için yani burada Cumhurbaşkanlarının konumunu mevcut bir klasik parlamenter sisteme dönüştürmek çok zor. Çünkü şu anda halk tarafından seçiliyor. Bu anlamda da tüm bu çerçeveyi göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye'de siyasal sistemin başkanlı bir siyasal sisteme evrilmesinin dışındaki çözüm önerileri tekrar aslında Türkiye'deki yeni siyasal tartışmaları başlatacak, yeni potansiyel kriz alanlarını ortaya çıkaracaktır. Teşekkür ediyorum. Abdulhamit Bey, kısaca değindiniz güçler ayrılığına. Bu referandum sürecinde genelde referandumla ilgili kaygılar veya hayır oyunu destekleyen insanlar arasında çok sıkça gündeme getirilen birkaç husus var güçler ayrılığından başka. Birincisi seçimlerin zamanlaması ve yenilenmesi. Bununla ilgili birçok şey yazılıp çiziliyor. İkincisi de Cumhurbaşkanı'nın kararname etkisi. Bu konuyla ilgili biraz ayrıntı alabilir miyiz? Güçler ayrılığına değindik ama diğer iki husus fazlasıyla gündeme geliyor. Şimdi burada özellikle Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve güçlerin bir yerde toplanacağına ilişkin hususlar, seçimlerin yenilenmesi hususundaki çok önemli reform maddeleri olmasına rağmen özellikle ana muhalefetin bir ortaya koyduğu iddia var. Meclisin feshedileceğine ilişkin bir iddia. Şimdi 16 Nisan'da yapılacak paketteki önemli reformlardan birisi seçimlerin birlikte aynı gün yapılması. Cumhurbaşkanlığı ve meclisin seçimleri aynı günde yapılacak. Bunun temel gerekçesi özellikle hükümetle meclis arasında muhtemel krizleri önlemek amacıyla bu madde getirilmiştir. Yani hükümet veyahut da meclis arasında bir kriz olursa onun faturasının siyasi, ekonomik olarak ülkeye çok ağır olacağına yola çıkarak mümkün mertebe bu işte topal ördek veyahut da kohabitasyon örneklerinin ortaya çıkmaması anlamında bir uyum amacıyla seçimlerin aynı günde yapılması düzenlenmiştir. Yine burada seçimler 5 yıl için yapılıyor. Cumhurbaşkanı milletvekili 5 yıl için seçiliyor. Ama 5 yıl boyunca seçimin olmaması halinde muhtemel bir kriz nasıl çözülecek? Yani seçimler yapıldı, bir sene sonra hükümetle meclis bir konuda uzlaşamadı. Uzlaşamaması halinde bir kriz yaşanacak ve bu kriz 4 yıl boyunca taraflarca tahammül edilmek zorunda mıdır? Sorusuna şöyle bir formül bulundu. Eğer Cumhurbaşkanı veyahut da meclis bu anlamda bir ihtiyaç olması halinde kendi varlığını da sona erdirerek seçimleri yenileme kararı alabilecek. Yani getirilen maddedeki en önemli reformlardan birisi bu. Bunun temel amacı kontrol ve dengeyi sağlama maddesidir. İki sistemde bir kriz olması halinde uyumu sağlamak burada amaçlanmıştır. Üçüncü olarak da bir kriz olması halinde çözüm yeri olarak milletin hakemliğine başvurma yönünde bir önemli maddedir, düzenlemedir. Burada itiraz edilen konularda Cumhurbaşkanı meclisi feshedecek diye bu maddeyi farklı bir şekilde manipüle ediliyor. Ama mevcut sistemde, şu anki uygulanan sistemde esasen Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshedebiliyor. Ne zaman? Hükümetin kurulamaması halinde, güven oyu alamaması halinde, mevcut sistemde ve klasik tüm parlamenter sistemlerle benzer örnekleri vardır. Bazılarında daha sebepler farklıdır. Cumhurbaşkanı seçimleri yenileme kararı alıyor, meclis yenileniyor. Ancak kendi varlığı devam ediyor mevcut sistemde. Bizim getirmiş olduğumuz 16 Nisan'daki oylanacak maddede ise eğer Cumhurbaşkanı bir seçim kararı alırsa kendi varlığını da sona erdiriyor. Yani kendisi de milletin sandığının önüne gidiyor. Dolayısıyla çok büyük bir kriz olması lazım ki Cumhurbaşkanı bu kararı alsın. Çünkü kişisel iktidarı önleyen bir anayasa değişikliğinden bahsediyoruz. 16 Nisan'daki oylanacak paket kişisel iktidarı tek adamlı önleyecek bir pakettir. Nasıl?
mevcut sistemde çok güçlü bir, yürütmenin güçlü bir aygıtı başbakanlıktır. Ama başbakan aynı zamanda genel başkanıdır, valileri atar, partisinin başıdır. Fakat başbakanlıkla ilgili herhangi bir süreç söz konusu değildir. Nitekim Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan 11 yıl yaklaşık başbakanlık yapmıştır. Ama getirilen düzenlemede yürütme, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı birleştirilmekte. Ancak dönem, iki dönemle sınırlandırılmaktadır. Yani 5+5 toplamda 10 yıldan fazla Cumhurbaşkanı yürütme herhangi bir görev üstlenemeyecektir. Bu kişisel iktidar örneğin çok önemli bir demokratik maddedir. Şimdi Cumhurbaşkanı bir kriz olması halinde seçim kararı alırsa, birinci döneminde seçildi, bir sene sonra kriz oldu. 4 yıl süresi olmasına rağmen seçim kararı aldıysa bir dönemi sona eriyor demektir. Yani 5 yılı kullanmış demektir. İster 6. ayda gitsin, ister 4. yılında gitsin. Bir dönem gitti. İkinci dönemde de, yani seçildiğini farz edelim, seçilebiliyor. İkinci dönemde tekrar seçim kararı alırsa, anayasa hükmü gereği, Cumhurbaşkanı bir daha aday olamıyor. Bunu 2-3 gün önce Türkiye'de ana muhalefet, ikinci dönemde bir daha seçim kararı alır ve bir daha seçilir şeklinde bir şey söyledi ama asla İngilizce metinlerimizle ilgili değerli katılımcılara bakabilir. Anayasa metnimizin hiçbir yerinde böyle bir düzenleme yoktur. Sadece istisna olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 5-3 çoğunlukta eğer Cumhurbaşkanı ikinci döneminde bir seçim yenileme kararı alırsa bu takdirde Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecektir. Sadece böyle bir düzenleme var. Bunun da temel amacı Cumhurbaşkanı seçildikten bir yıl sonra seçip bir dönemi gidecek, bir yıl sonra bir daha seçim kararı alınması halinde 10 yıllık görev yapabilecek birisinin 2 yılda sistem dışına atılması yönünde bir risk olabilir. Bunu önlemek amacıyla nitelikli çoğunlukla, 5-3 çoğunlukla böyle bir düzenleme getirildi. Bu 5-3'ü de biz AK Parti olarak bilinçli olarak MHP'yle yaptığımız yerde koyduk. Çünkü şu anda bizim AK Parti'nin 5-3 çoğunluğu. Yani şu düşünülebilir, Cumhurbaşkanı partisi bu çoğunluğa kavuşur ve kendisini bir dönem daha seçtirir. Ama 5-3 çok nitelikli bir çoğunluk. Eğer buradaki bu çoğunluğu elde edemezse bir daha seçilme imkanı söz konusu değil. Bu anlamda bir kontrol dengenin olduğu bir sistem. Diğer bir husus, Cumhurbaşkanı kararnamelerine ilişkin çok konuşulan, speküle edilen bir husus var. Bununla ilgili de Cumhurbaşkanı kararnameleri asla bir kanun yapma, kanun değiştirme gücünde değildir. Anayasa metnimizde, yine ilgili duyanlar okuyacağı üzere, göreceği üzere, Cumhurbaşkanı kararnameleri alanı sınırlıdır. Nedir? Yargıya ilişkin hiçbir düzenleme yapamaz. Nedir? Yasamaya ilişkin düzenleme var. Yürütmeyle ilgili sınırlı olmak üzere Cumhurbaşkanı kararname çıkarabilecek. Oysa mevcut anayasada Bakanlar Kurulu hükümetin çıkarmış olduğu kararnameler kanun gücündedir. Çok değerli katılımcılar. Kanun hükmünde kararnameler çıkartır. Kanun değiştirir, kanun kaldırır. Her türlü kanun ne yapabilirse mevcut kararnameyle yapabiliyorsun. Ama 16 Nisan'da oylanacak demokratik anayasa paketinde ise Cumhurbaşkanı sadece yürütmeye ilişkin konularda kararname çıkartabilir. Sınır yetmedi. Temel haklara ilişkin, siyasi haklara ilişkin, kişi hak ve ödevlerine ilişkin asla bir kararname düzenleyemeyecek. Yani kişilerin siyasi haklarıyla ilgili, mülkiyet haklarıyla ilgili, yerleşme, ibadet, bilim, sanat, hiçbir kişi hürriyetleriyle ilgili bir konuda herhangi bir müdahalede bulunamayacak. Buna rağmen mülkiyet haklarıyla ilgili, işte değişiklik yapabilir, kararnameyle el koyabilir şekilde iddialar var ama anayasada asla böyle bir düzenleme yok. Temel haklara ilişkin kararname yapamıyor. Diğerdeki sınırlama yetti mi? Yetmedi. Yani mesela vergi koymak, üniversiteler açmak anayasada kanunlara verilen hak. Mahkemeler kurmak. Bir diğer sınır da anayasada kanunlara tanınan, verilen yetki eğer söz konusuysa Cumhurbaşkanı o alanlarda kararname çıkartamıyor. Hızlı mı konuşuyorum? Cumhurbaşkanı bir alanda eğer anayasada kanuna yetki verilmişse meclise verilen bu yetkiliyle ilgili bir düzenleme yapamıyor. Mesela vergi koymak. Vergi anayasada kanunlara verilen bir yetkidir. Meclise verilen yetkidir. Bu konuda bir düzenleme yapamıyor. Anayasada yaklaşık 100 alanda sınırlı olarak aslında yürütmeye ilişkin olmasına rağmen mesela üniversiteler
bakıldığında idari yapının içerisinde bir alandır. Ama anayasa, üniversiteleri meclis kanunla kurar dediği için Cumhurbaşkanı bir üniversite kurur, bir üniversite kapatabilir. Dolayısıyla bir diğer sınır da bu. Peki yetti mi? Hayır, bir diğer sınırlandırma. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanı kararname düzenleyebilir. Eğer bir konu anayasada düzenlenmişse, ya ben bu konuda şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum diye Cumhurbaşkanı kararnameyle o hususta bir değişiklik yapamaz. Peki yetti mi? Yine bir başkasıdır. Kanunlarla Cumhurbaşkanı kararnameleri arasında farklı hüküm olursa ancak kanunlara itibar edilir, kanunlar uygulanır. Cumhurbaşkanı kararnamesine itibar edilmez. Yine bir diğer sınırda meclis aynı konuda bir kanun çıkarırsa Cumhurbaşkanı kararnamesi hükümsüz oluyor. Yani en büyük denetim yollarından birisi tüm bunları aştı, bir imkan buldu, kararname çıkardı Cumhurbaşkanı. Ancak meclis farklı yönde düşünüyor. Cumhurbaşkanı bu kararnamesini meclis çıkarmış olduğu bir kanunla hükümsüz hale getirebiliyor. Tüm bunları da açtık diyelim. Mecliste çoğunluğu o Cumhurbaşkanı'nın olduğu, sayısal olarak böyle bir imkan oldu. Kanunda kararname ortadan kaldırıldı. Peki denetimsiz mi kalacak? Yine bu pakette yer alan düzenlemeye göre meclis birinci ve ikinci parti grup olarak ve beşte bir çoğunlukla 120 milletvekili kararnamenin anayasaya aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nin iptali için müracaat edebilecek. Yani bir meclis denetimi söz konusu, iki yargı denetimi söz konusu. Bir de anayasal çerçevesi çok sınırlı çizilmiş, bunun dışında Cumhurbaşkanı bir kararname düzeltebiliyor. Yine bir denetimde vatandaşa uygulanması halinde kararnamenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle vatandaş da mahkemeden o kararnamenin iptali için müracaatta bulunup iptal yoluna gidebilecek. Bu boyutuyla da yine Anayasa Mahkemesi'ne itiraz söz konusu. Peki şöyle bir iddia. Yargıyı da Cumhurbaşkanı kendisi atayacak. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi de bu anlamda çok tarafsız değil. Bir anlamda kuvvetler ayrılığıyla ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Hemen sözü vereyim isterseniz. Mevcut anayasada Hakimler Savcılar Kurulu, yani üst yargı kuruluşu dediğimiz Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu var. Bu nasıl oluşuyor? Cumhurbaşkanı 4 üye yatıyor. Diğerlerini yargıçlar kendi aralarında seçim yapıyorlar. Toplam kaç? Şu anda 22 üye var. Kendileri bir araya gelip seçiyorlar. Biz bunu şu şekilde değişti. Yine Cumhurbaşkanı 4 üyeyi atayacak. Eğer Cumhurbaşkanı'nı halk seçiyor olmasaydı biz bu teklifi de getirmezdik. Buradaki temel yaklaşımımız AK Parti olarak Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmiş olduğu bir kişi olduğu için onun tercihlerini halk denetleyecek. Yanlış tercih yaparsa yine sandıkta bunun hesabını ödeyecek ya da hesabını seçmen soracak. 7 kişiyi de Türkiye Büyük Millet Meclisi seçecek. Şu anda seçemiyor. Meclis seçecek. Kimler aldık bu yetkiyi? Şu anda hakimler, savcılar kendileri seçiyorlardı. Bu seçim yerini aldık. Kooptasyonu önlemek, yargıçlar devletini engellemek amacıyla alıp meclise verildi. Yani halkın dolaylı meşruiyetini de sağlamak açısından çok önemli bir görev oldu. Büyük çoğunluğu meclis seçecek, bir kısmını da Cumhurbaşkanı seçecek. Şöyle bir soru hemen, muhalefetin de Türkiye'de çok kullandığı, ama siz mecliste seçeceğiniz üyeleri de mecliste çoğunluğunuz olduğu için siz seçersiniz. O yüzden yargı bağımsızlığı burada zedelenir şeklinde bir iddiaya hemen cevap vermek istiyorum. Öncelikli cevap şu, demokrasi de bugün AK Parti kazanmıştır ama yarın bugün ana muhalefette olan yarın iktidarda da olabilir. Demokrasi buna imkan tanıyan bir sistemdir. Ve çoğulculuğu sağlamak açısından, toplumsal konsept sağlamak açısından da biz demokrasiyi bu yüzden özümsüyoruz. Bu yüzden Türkiye'nin daha fazla demokratik olması yönünde reformlarımızı artırıyoruz. AK Parti ya da Sayın Erdoğan, Sayın Başbakan bir siyasi olarak, bir fiziksel olarak da zaten ilanihaya kalabilecek, devam edecek bir varlık değildir. Ama önemli olan sistemin demokratikleşmesidir. Diyelim ki onların iddiası
bir an için, yani hadi siz kendi durumunuzda seçersiniz şeyine iddiasına gelirsek. Referandum geçtikten sonra hakimler, savcılar kurulu, bütün üyeleri sona eriyor, seçim olacak 30 gün sonra. Peki nasıl seçecek meclisteki bu oylama? Birinci turda 3-2 çoğunlukla seçilmek zorunda. Peki AK Parti 3-2 çoğunluğu var mı? Hayır. İkinci turda 5-3 çoğunlukla seçilebiliyor bir üye meclisten seçilebilmek için. AK Parti'nin 5-3 çoğunluğu yine yok. Üçüncü turda seçersiniz, sal çoğunluğunuz var, kendi sayınıza uygun olarak yapmışsınızdır. Hayır, biz bunu MHP ile oturduğumuzda AK Parti'ye göre değil, Türkiye'nin demokrasisinin gelişmesine göre endeks koyduk ve reformuna göre yaptık. Üçüncü turda da en çok oy alan iki aday kura yoluyla seçilecek. Yani bu sistem yargıda da bir uzlaşma, konsensüsle, yani ana muhalefet ya da diğer muhalefet partisiyle yargının belirlenmesi yönünde çok demokratik bir tercih. Anayasa Mahkemesi üyelerini asla değiştirme imkanı yok. Bu reform paketi geçtikten sonra Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanı hiçbir şekilde bir değişiklik yapamıyor. Şu anda Cumhurbaşkanımız atadığı üyeler var. Ondan önceki Cumhurbaşkanımız atadığı üyeler var. Bir önceki Cumhurbaşkanı atadığı üyeler var. Üç Cumhurbaşkanı atadığı üyeler var. Ve bunların görevi devam edecek. 12 yıllık üyelik süresi var. Bunlar ne zaman biterse o dönemki Cumhurbaşkanı atacak. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne yönelik sadece değişiklik iki askeri yargıtay, askeri yüksek idare mahkemesi, yani iki askeri üyenin görevinin sona erdikten sonra iki üyenin sona ermesidir. Onun haricinde hiçbir değişiklik düzenleme yapılmadı. Bu boyutuyla da tek adamlık ya da kişisel iktidarı önleyen ve kuvvetler ayrımını tahkim eden çok demokratik bir anayasa değişikliğinden bahsedebiliriz. Teşekkür ediyorum. Benim başka sorularım da var ama isterseniz şimdi dinleyicilerden eğer soru varsa soruları alalım. Mikrofonunuz arkada. Thank you very much, Michael Kurtzig, who is from the Department of Agriculture. Thank you very much, Michael Kurtzig, worked on Turkey in the Department of Agriculture for many, many years. I'm listening to what you were saying. And you're talking about the people have the power, the people will talk. What we hear here and what I read in the press also is that the people don't have the power. And now the speech, free speech seems to have disappeared. Freedom of the press seems to have disappeared. You criticize the current government over there, you end up in jail or something like that. How can you have such a fair election? And second of all, something I told the principal advisor to Mr. Erdogan about 5 years ago, that clearly he doesn't believe what's written here in the Jefferson Memorial. I may not agree with what you say, but I will defend to the death your right to say it. And that seems to have disappeared in Turkey. And I'm very sorry to see that. And how can you have such an election if you have these circumstances? Thank you very much. Hoş geldiniz. Türkiye'de basın özgürlüğünün ya da ifade özgürlüğünün olmadığı yönündeki iddiaları asla kabul mümkün değil. Türkiye her kişinin kendi propagandasını yapabildiği, işte şimdi referandum çalışmasını yapıyoruz. Hayır propagandasını yapanlar da çok özgürce kendilerini ifade edebiliyorlar. Türkiye'nin her yerinde bu kampanyayı anlatabiliyorlar, ifade özgürlüklerini dile getirebiliyorlar. Hatta birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız hayır kampanyası yapan çadıra gitti. Onların kampanyasında da yine başarılar diledi ve karşılıklı diyaloglar yapıldı. Yani Türkiye'de bu konudaki bir özellikle dışarıda yapılan manipülasyonların doğru olmadığını ifade etmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da düşünce ifade özgürlüklerini daima reformlarla çıkarmış olduğumuz yasalarla da güçlendiren ve bu konuda özgürlükleri genişleten bir siyasi kişidir. Kaldı ki kendisi Türkiye'de bir şiir okudu diye cezaevine atılan bir siyasi lider. Sadece okudu, bir şiir okudu diye. Dolayısıyla Türkiye özgürlükçü bir Türkiye'dir.
asla kendi görüşünü, kendi fikrini söylediği kimse bir haksızlığa uğramaz. Bunun özellikle Türkiye'de 15 Temmuz darbesini yapan FETÖ terör örgütünün bir yalan ve algı operasyonundan ibaret olduğunu anlatmış. Tercümede zorluk yok. Özür dilerim. Türkiye'de 15 Temmuz darbesini yapan FETÖ terör örgütünün bir algı operasyonu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti DAEŞ'la en etkin mücadele yapan bir ülke. Bizim her gün, ben Gaziantep milletvekili olarak her gün Fırat Kalkanı operasyonuyla Türkiye'nin DAEŞ'le mücadelesi sonrasında canlarını kaybeden, şehit olan askerlerimizi uğurlayan ve Suriye sınırında yaşayan bir şehrin milletvekili. Bizim Türkiye olarak DAEŞ'ta vermiş olduğumuz mücadelede askerlerimiz, gencecik vatandaşlarımız hayatını kaybediyor. Buna rağmen dünya kamuoyunda Türkiye'nin DAEŞ'la ilgili bu mücadelesine rağmen çok farklı manipülasyonlar yapıldığını hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Ama işin aslı, işin gerçeği Türkiye sadece terörizmde insanlığa ortak tehdit oluşturan terör gruplarıyla mücadele eden bir ülkedir. Onun haricinde ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü konusunda, basın yayın özgürlüğü konusunda asla teröre bulaşmayan, terörle ilintili olmayan hiçbir kimse bu özgürlükler kısıtlanmamaktadır. Bunu açıkça ifade etmek lazım. Teşekkür ederim. Senin diyeceğin bir şey var. Nebi, şey. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz ve katkılarınız için ayrıca teşekkür etmek lazım. Şimdi tabii Türkiye'de bu referandum süreci çok güçlü bir şekilde tartışılıyor. İnsanlar referandumla kalkıyor ama ABD çok uzak bir coğrafya. Burada yaşayan Türkler her ne kadar oy kullanacak olsalar da belki süreçleri de uzaktan takip ediyorlar. Ve özellikle Amerikalılar, yani Türkiye'ye giriyor, Türkiye'deki siyasal tartışmaları takip eden Amerikalılar da Türkiye'deki insanlar kadar bu süreci yakından bilemiyorlar doğal olarak. Şunu sormak istiyorum, biraz kabaca. Burada bir başkanlık sistemi var. Türkiye'de şu anda önerilen şey de parlamenter sistemden daha başkanlık sistemine evrilen bir sistem. Kabaca ABD'deki başkanlık sistemiyle Türkiye'de önerilen sistemin benzerlik farklılıklarını alabilir miyiz? Türkiye'deki bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin çerçevesine baktığınız zaman aslında şu şöyle bir durumdan hareket ederek ancak sonuca ulaşabilirsiniz ya da teklifin içeriğini tam olarak değerlendirebilirsiniz. Dünyadaki siyasal sistemlerin iyileştirilmesine ve rasyonelleştirilmesine baktığınız zaman iki hususun genellikle göz önünde bulundurulduğu başlıklar. Nedir o iki husus? Bunu ister 1958'den itibaren Fransa'daki yarı başkanlık sistemine geçiş sürecini incelediğinizde görürsünüz. İster dünyadaki rasyonelleştirilmiş hükümet modellerinde görürsünüz. Birincisi şu, Türkiye'de 140 yıllık bir parlamenter gelenek var. Bu parlamenter geleneğin içerisinde demokratikleşme sorunları var, siyasal krizler var. Bu siyasal krizleri aşmaya dönük olarak farklı siyasal geleneklerin, farklı siyasal partilerin çözüm önerileri var. Örneğin 1980'lerden itibaren Türkiye'deki parlamenter sistemin başkanlı bir siyasal sisteme dönüşmesini savunan siyasal partilerin hemen hemen birçoğunun sadece bunu tartışmakla kalmadığını, bu sistemin nasıl rasyonelleştirileceğini ve krizleri önleyecek, yönetilebilirlik sorununu sonlandıracak nasıl bir anayasal tasarım gerektiğine yönelik olarak aslında birçok önerileri var. Yani çerçevelendirilmiş anayasa önerileri var. Dolayısıyla burada Türkiye'deki siyasal sistem dönüşümünde mevcut parlamenter sistem içerisindeki krizlerin tekrar yaşanmamasına yönelik olarak bir çerçevenin ortaya konulduğunu en azından AK Parti ve MHP'nin tartışmalarından görüyoruz. İkincisi de yeni geçilecek sistemde
bu krizlerin tekrar yaşanmaması için nasıl bir çerçeve oluşturulacağına yönelik olarak, işte Abdülhamit Bey az önce çerçevesini çizdi. Örneğin seçimlerin zamanlaması ve sistemin tıkandığında, az önce bahsettim, örneğin 2007 yılındaki 367 toplantı yeter sayısı krizi suni bir krizdir. Yani daha önceki cumhurbaşkanları benzer süreçlerde seçildiği halde o döneme ilişkin olarak çıkartılmış bir krizdir ve Türkiye'deki elit gruplarının ve vesayetçi siyasetini uygulayanların Anayasa Mahkemesi'ne de baskı yaparak çıkardıkları bir karardır aslında ve devletin işleyiş mekanizmasını kilitlemiştir. İşte bu tip kilitlenmeleri önlemeye yönelik olarak siz siyasal tecrübelerinize bakarak bir çerçeve oluşturmak zorundasınız. İkinci husus şu, bu süreçte sonuçta bugünkü Türkiye'deki tartışılan hükümet sistemi değişikliği önerisi başkanlı bir siyasal sistemdir. Bu başkanlı siyasal sistem olduğuna göre daha önceden başkanlı siyasal sistemler içerisinde yaşanan krizleri ve bu krizleri önlemeye yönelik olarak hangi tartışmaların yapıldığını da göz önünde bulundurarak aslında belirli çerçevelerin ortaya çıkarıldığını söylememiz gerekiyor. Bir örnek verelim. Mesela burada örneğin ABD sisteminin içerisinde buradaki sayın katılımcılar çok daha buna vakıf olacaklar. Örneğin parlamento ile Cumhurbaşkanı'nın farklı siyasal gelenekten gelmesi durumunda işte bütçe meselesinde olduğu gibi kilitlenmeleri ve devletin sistemini tamamen kilitleyen ve çözüm üretilemeyen durumlarda nasıl bir çözüm üreteceksiniz? Ya da Türkiye siyasal kültüründe şu var, partiler güçlü liderlerin olmadığı dönemlerde merkez siyasetinin, yani merkezi oluşturan siyasal partilerin haricinde bir parçalanmanın olduğunu ve bu anlamda Türk siyasal kültürünün siyasal parti yapısında parçalanmışlık ve partiler arasında geçişkenlikler çok fazla olduğu için sistemin istikrarsızlığına yönelik bir yapı oluşabilir. İşte tüm bu yapılardan kaynaklanan krizleri önlemeye yönelik olarak siyasetin merkezinin güçlü olması ve siyasal partilerin de sürekli parçalanarak sistemi etkilememesi için bu anlamda örneğin başkanlı bir siyasal sistemin özelliğinden kaynaklanan %50 oy meselesi, seçimlerin eş zamanlı yapılması ya da karşılıklı seçimlerin yenilenmesi gibi, yani hem Cumhurbaşkanı hem meclisin seçim görev sürelerinin karşılıklı olarak sonlandırılmasına yönelik mekanizmalarda olduğu gibi çeşitli aslında rasyonelleştirilmiş hususlar var. Son olarak bu soruya şunu eklememiz lazım. Türkiye'deki tabii ki bir hükümet sistemi muhakkak zaman içerisinde siyasetin, sosyolojisinin içerisindeki gelişmelere bağlı olarak çeşitli krizler yaşar, çeşitli problemler yaşar ve bu problemleri aşmaya yönelik olarak da yine meclisler ve toplumdan aldığı destekle iyileştirme çabaları yapabilir. Ama Türkiye parlamenter sistemi içerisinde, yani krizleri dikkate aldığımızda, vesayet unsurunu dikkate aldığımızda bir karşılaştırmak için bir başlangıç noktasına ihtiyaç var. Yani bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MHP ile uzlaşarak getirdiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle mevcut olan parlamenter sistem çerçevesinde oluşturulan ve askeri cuntacılar tarafından da çerçevesi çizilen 1982 anayasasını karşılaştırmak gerekiyor. Ve hangisinin demokratikleşmeye, demokrasinin derinleşmesine ve kurumsallaşmaya ve siyasal istikrara katkı yapacağını bu iki karşılaştırma üzerinden değerlendirebiliriz. Yani ben bir akademisyen olarak ya da bir think tank'te bu meselelerle de kafa yoran birisi olarak mevcut siyasal sistem tasarımı bugünkü bir darbe anayasasının ortaya çıkarmış olduğu düzenden daha iyi bir yönetim sistemini ortaya çıkaracaktır. Çünkü şu, yani buradaki iddiam şu, Türkiye'deki
demokrasinin gelişememesi, derinleşememesi ve sürekli her 10 yılda bir askeri darbelerin mümkün olmasını sağlayan unsur siyasetin güçsüzlüğüdür ve siyasetin parçalanmışlığıdır ve koalisyon dönemleridir. Az önce söyledim, Türkiye'de 6 darbe var. O 6 darbeden 4 tanesi başarılı oldu. Başarılı olan darbe dönemlerine baktığımızda daha çok koalisyon dönemleri ya da siyasetin kendi içerisindeki kriz yaşadığı dönemler. 2007'de Adalet ve Kalkınma Partisi dönemindeki E-Muhtıra bir darbe girişimidir. Yine bu 15 Temmuz 2016'da Fethullahçı terör örgütü tarafından 240 insanı katleden ve binlerce insanın da çok ciddi şekilde yaralandığı bir darbe girişimi başarısız olduysa, burada siyasetin merkezinin güçlü olmasından dolayı bu darbe girişimleri başarısız olmuştur. Eğer bugün iktidarda Erdoğan'dan bağımsız olarak güçsüz bir siyasal hükümet ve güçsüz bir siyasal liderlik olsaydı, kesinlikle 15 Temmuz 2016'daki Fethullahçı darbe girişimi başarılı olma şansı daha yüksekti. Çünkü Türkiye siyasal kültürü içerisinde oluşmuş bütün darbe tecrübelerinden Fethullahçı terör örgütünün yararlandığını söylememiz gerekiyor. Yani ulusal kanalda darbe bildirisini okumasından tutunuz da sıkı yönetimin nasıl ilan edileceğine kadar çalışılmış, çerçevesi çizilmiş ve tamamen seçilmiş iktidarı sonlandırmaya yönelik bir darbe girişimi olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu açıdan da özellikle Türkiye'de siyasetin merkezini güçlü kılacak ve aynı zamanda da bundan sonraki süreçlerde bunu siyasetin güçlü olmasını sadece karizmatik liderlerle değil, sistem içerisindeki anayasal çerçevenin sağlamış olduğu imkanlarla bir siyasal düzende en azından Türkiye'deki toplumun geniş kesimleri bu tip darbe girişimleriyle karşı karşıya kalmayacaktır. Amerika konusuna bir şey eklemek ister misiniz? Orada doğrudan halkın seçimiyle Cumhurbaşkanı seçimi sırasından yine bir farklılık söz konusu olabilir. Başkan yardımcısı ya da yardımcıları anayasada sayısı belirtilir. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra belirliyor. Eğer Cumhurbaşkanı makamı herhangi bir sebeple boşalırsa yardımcısı en geç 45 gün içinde seçime götürüyor. Yani yardımcısı kalan süreyi tamamlamıyor ve doğrudan halkın seçimiyle kim seçilecekse o yine Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş oluyor. Genel olarak anahtarıyla bundan sonra bir soru daha alalım. Bundan sonra zaten 5 dakikamız olsun. Az önce Cumhurbaşkanı'nın parlamentoyu meclisi feshetme yetkisi olup olmadığı konusunda soru sorulmuştu. Benim algıladığım Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetmesi. Cevaben Abdülhamit Bey size soruyorum, verdiğiniz cevaptan algıladım. Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetme yetkisi de var. Doğru mu algıladım? Yok, feshetme yetkisi yok. Biz buradaki düzenlenen hüküm Cumhurbaşkanı ya da meclisin karşılıklı olarak seçimleri yenileme yetkisi söz konusu. Yani fesih mevcut anayasada var. Onu sadece ifade ettim. Mevcut anayasada eğer hükümet kurulamazsa ya da güven oyu alamazsa Cumhurbaşkanı seçim kararı alıyor, meclisi feshediyor, meclisin görevi sona eriyor, seçime gidiyor. Ama kendisinin görevi devam ediyor. Fakat bizim bitirmiş olduğumuz değişiklikte eğer bir kriz olması halinde Cumhurbaşkanı meclisin seçimlerini yenileme kararı alıyor ama kendi görevi de sona erdirme koşuluyla. Yani her ikisi beraber sandığa gidiyor. Mevcut şu anki uygulamada, parlamenter sistem uygulamasında fesih var. Bizim getirdiğimiz sistemde, anayasa değişikliğinde bir fesih söz konusu değil. Her iki organ da, meclis de, Cumhurbaşkanı da kendi varlığını da sona erdirme koşuluyla seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Sadece öyle bir düzenleme söz konusu. Teşekkür ederim. Bu feshetme meselesiyle ilgili çok kısa, aslında teknik bir tartışma. Yani anayasa hukuku teorisi açısından baktığımızda feshet tek taraflı
olan bir husustur. Bu daha çok İngiliz parlamenter geleneği içerisinde kralların meclisin görev süresini sonlandırmasıyla ilgili bir husustur. Yani parlamenter sistem geleneği içerisindedir. Ha, dünyadaki Latin Amerika ülkelerindeki belirli başkanlı siyasal sistemlerde de bu tek taraflı fesih var. Ama Türkiye'deki bu mevcut modeldeki meclisin görev süresinin ya da Cumhurbaşkanlığı'nın görev süresinin sonlandırılması hususu tek taraflı olan bir husus değildir. Eğer fesih olarak bunu adlandıracaksanız bir tanımlamayla adlandırmanız lazım. Yani karşılıklı fesih olarak, yani eğer anayasa literatürü açısından bir tartışma yapacaksak bunun karşılıklı olduğu yönünde bir tanımlama yapmanız lazım. Yani tek taraflı bir husus değil. Buradaki tartışma daha çok aslında teknik bir anayasa teorisi açısından bir tartışma. Teşekkür ediyorum. Ben bir son soru soracağım, ondan sonra bitireceğiz programı. Şimdi evet geçmesi durumunda bundan sonraki süreç ne olacak? Nasıl bir geçiş dönemi yaşanacak? Şimdi tabii anayasa değişikliği paketi sadece 101 ana itibariyle has bir değişiklik içeriyor, 18 madde. Ama Türkiye'de siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, Cumhurbaşkanı seçim kanunu, meclis iş tüzüğü gibi anayasanın altında bir takım demokrasinin olmazsa olmaz metinleri de söz konusu. Bunlarla ilgili konular, yani seçim sisteminden, siyasi partiler, milletvekilleri seçimlerine ilişkin usuller, bunlar anayasada değil de seçim kanunlarında düzenlenecek konular olduğu için bu değişiklik paketine bir cümle ibare eklendi. Referandum kabul edildikten sonra anayasa değişikliği 6 ay içerisinde uyum yasalarının yapılması yönünde bir madde konulur. Bundan sonra da anayasa değişikliği kabul edildikten sonra bu tür uyum yasalarında yine mutabakat ve uzlaşma aranarak gerekli bundan sonraki değişiklikler yapılacaktır. Çünkü bir hükümet sistemi değişikliği için bir uyum süreci hem yasalar itibariyle hem mevzuat itibariyle hem de toplumsal ve mecliste bir mümkün olduğunca uzlaşmayla yapılması demokratik geçiş içerisinde çok büyük bir önem var. Bu sağlanırsa. Son olarak şunu da ifade etmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız, partimizin genel başkanıyken bir çağrı da bulunmuştu. Seçim sistemine yönelik tüm muhalefet partilerine önerileriniz nelerdir? Gelin beraber konuşalım, bu hususlarda uzlaşalım diye bir çağrı da bulunmuştu ama neyse ki siyasi partilerin herhangi bir teklif gelmemişti Haziran seçimlerinden öncesinde. Dolayısıyla bu anlamda da anayasa değişikliğinden sonra bu tür çalışmalar muhtemelen yapılacaktır. Şunu ifade etmek lazım. Bu reform paketiyle halkın doğrudan en azından temsile daha yakın bir demokratik düzenlemeleri söz konusu. AK Parti ve Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanımız halktan almadığı hiçbir yetkiyi kullanmayan bir siyasi harekettir. Bugün dahi bir seçim olsa AK Parti ve Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanımız halk tarafından farklı bir tercih olursa demokrasiye saygı duyan bir siyasi anlayıştır. Ama burada diktatör tek adam gibi eleştirilerin aslında sandıktan çıkamayan vesayetçilerin Türkiye'deki yerleşik askeri bürokratik vesayetin duymuş olduğu bir rahatsızlık olduğunu ifade etmek lazım. Yani halkın herhangi bir rahatsızlığı söz konusu değil. Halkın seçimiyle gelen, halkın seçimiyle giden birisine darbe ile değil de halkın iradesiyle gelen bir diktatör asla denemez. Türk milleti de zaten böyle yaklaşıyor. Türk milletinin tüm tercihlerine saygı duyan bir anlayış var. Nitekim biz 7 Haziran'da tek başına hükümetteyken bile %41 oy aldık ve AK Parti olarak hükümet kuramadık. Ve biz çıkan sandıktan çıkanma sonucu da saygılı olduğumuzu söyledik. AK Parti Türkiye'de sandığın, dünyadaki demokratik gelişimlerin, çoğulculuğun savunuculuğunu yapan reformcu, değişimci bir partidir. AK Parti'nin getirmiş olduğu pakete karşı çıkan da Türkiye'deki statükocu vesayetçi bir anlayıştır. Sonuç olarak Türkiye'de Sayın Erdoğan liderliğindeki bu yaklaşım demokrasiden başka hiçbir şeyin savunucunu yapmamıştı. Bundan sonra yapmayacak. Dünyadaki demokratik gelişmelerin savunucusu, öncüsü, çoğulculuğu ve katılımcılığı savunmaya devam edeceğiz. Karşı çıkan vesayetçi ve antidemokratik, sandıktan çıkmayan, darbelerle iktidara gelen anlayışların itirazlarıdır. Demokrasi
ve halkımız son kararı kendileri vereceklerdir. Çıkan kararda yine her zaman olduğu gibi bizim de baş tacı edeceğiz bir sonuç. Teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var. İki cümle. Referandumun ya da bu anayasa değişiklik paketinin en önemli iki maddesi benim açımdan bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanlarının %50 oyla seçilme zorunluluğudur. Birincisi bu. İkincisi ise 5+5 en fazla 2 dönem seçilebilecekleri mecburiyetidir. Türkiye siyasal kültürü açısından biz şunu biliyoruz. Özellikle siyasal partiler geleneğinde bir siyasal partinin başına gelen insanların çok uzun dönem orada var olduğunu biliyoruz. Bunu önleyecek. İkincisi de %50 oyla seçilme zorunluluğu Türkiye'de siyasetin merkezini güçlendirecek ve %50 oyla seçilmek için de her aday toplumun geniş kesimlerini kucaklamak zorunda, ılımlı olmak zorunda ve toplumun geniş kesimlerini kucaklamayan bir siyasal lider de bundan sonra seçilemez. Bir cümleyle de şunu ifade etmem lazım, özellikle Amerika'daki dostlarımıza. Türkiye'de itiraz edilen konulardan birisi de siyasi partinin genel başkanı olacak. Cumhurbaşkanı hem partisinin başı hem de Cumhurbaşı olacak diye itirazlar var. Ama burada getirmiş olduğumuz düzenleme 1961 darbe sonrası anayasada Cumhurbaşkanı partisiyle ilişkiyi kesilir şeklinde bir düzenleme getirilir. Biz getirmiş olduğumuz bu değişiklikte o ibareyi kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanı ister siyasi partiyle herhangi bir ilişkiyi olabilecek, isterse olamayacak. Yani bu konuda yasak ortadan kalkmakta, apolitik de olabilir, politik de olabilir. Bunu da ayrıca ifade etmekte fayda olur. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum Türkiye'deki yoğun programınızdan. Özellikle sizin tek günlük, bir günlüğüne geldiniz buraya. Çok teşekkürler. Nebi Bey'e de teşekkürler. Thank you for all coming today and please join me to thank for our speakers.